Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün siz de artık benzinli araçlarda da duymaya başladığımız benzinli partikül filtresi, otto partikül filtresi, petrol partikül filtresi bunları anlatacağım. Dizel partikül filtresini merak ediyorsanız dizel partikül filtresi videomu aşağı linkte bulabilirsiniz. Onu izleyebilirsiniz. Bugün burada aslında bizim ülkemize 2021-2020 sonunda gelen VAG grubundan bahsediyorum. BMW grubunda ise 2020-2019'un 6. ayından sonra gelen araçlarda biz bunu tanıdık. Aslında çok fazla bir bilgimiz yok bu petrol partikül filtresi ya da otto partikül filtresi. Ben petrol partikül filtresi demeyi tercih edeceğim burada. Çünkü otto cycle'dan geliyor. Tüm benzinli motorlar otto cycle'ı kullanmıyor. Miller cycle kullanan benzinli araçlar da var. O yüzden petrol partikül filtresi diyeceğim. OPF de denilebiliyor. OPF de otto partikül filtresi olarak geçiyor. Ama genellikle OPF kullanılıyor. Çünkü çoğu benzinli araba otto cycle'ı kullanıyor. Çok nadir 2.0 TSI mesela 190'lık ülkemizde olmayan ya da 25 TSI'ların bazıları Miller cycle kullandığı için de petrol partikül filtresi demeyi daha uygun buluyorum. Şimdi arkadaşlar dizellerde görmeye alışık olduğumuz bu partikül filtresi artık benzinlerde de var. Bunlar Euro standartlarına göre değişiyor. Mesela Euro 5, Euro 6 diyoruz ama bunlar da kendi içerisinde atıyorum Euro 6, A, B, C, D şeklinde ayrılıyor. Euro 6, C ve D emisyonlarının getirdiği zorunluluklardan dolayı otto partikül filtresi ya da petrol partikül filtresi artık benzinli araçlarda da var. Burada görmüş olacağınız gibi ilk fotoğrafta sağ tarafta hatta kesitini almışlar. Bu bizim petrol partikül filtremiz. Araçtaki konumu direkt egzoz gazının çıkışına yani turbonun egzoz panelinin orada. Bunun en önemli amaçlarından bir tanesi de en sıcak bölge orası. Ne kadar sıcak, ne kadar yakın bir konuma koyulursa bundan dolayı rejenerasyon çok daha hızlı ve sorunsuz olabiliyor. Maalesef BMW'nin B48 motorlarda muhtemelen yer olmadığı için orta susturucuyu ortadan ikiye ayırıp yarısını orta susturucusu, yarısını da petrol partikül filtresi yaptıkları için biz normalde hiçbir şekilde DPF ve OPF ya da PPF iptalini önermiyoruz. Ama B48 motorlarda yani yeni nesil BMW'lerde bunu öneriyoruz. Çünkü hem yeterli sıcaklığa ulaşamıyor uzakta olduğu için hem araba sirkeleniyor. Rejenerasyon yapamayacak bir hale gelirse de araba zaten çalışmıyor. Burada bir tane Tiguan da var. Bu anlatacağım VAG grubu için de geçerli, BMW grubu için de geçerli ama buradaki görseller VAG grubu için. Şimdi arkadaşlar egzoz gazı ölçüm test metotları değişti. Net seed yerine artık WLTC kullanılıyor. WLTC daha yüksek hızlarda daha uzun süre test yapılabiliyor kabaca. Burada size şöyle gösterecek olursam da ikisinin hem zamana hem de hıza göre grafikleri var. Buradan kendiniz araştırma yapabilirsiniz. Merak ediyorsanız da grafikler bu şekilde. Benzinli araçlar içinde norm gereklilikleri de böyle. Euro 5A, Euro 6B, Euro 6C ve D hangi yıllarda geçerliliğe geldi? Ne kadar limitleri var? Hangi şeyleri karşılıyor? Bunları burada görebilirsiniz. Şimdi şuradan bu kısma gelelim. Arkadaşlar önümüzde bir tablo var. Benzinli araçlarda yakıtın yanması sonucu oluşan açığa çıkan gazlar. %71 oranında nitrojen, %0.7 oranında inert gazlar var. %13.1 civarında su çıkıyor. %13.7 karbondioksit var. Esas burada %1'lik kısımda bizim için zararlı olanlar karbon monoksit, hidrokarbonlar, nitrojen oksitler ve partiküller. Yani partiküller de ne kadar? %0.005 olarak geçiyor. Egzoz gazının yaklaşık %1 zararlı madde olarak sınıflandırılmaktadır dedim. Bunlar dediğim gibi bu %1'lik kısmında %0.7'si karbon monoksit, %0.2'si hidrokarbonlar, %0.1'i nitrojen oksitler, %0.05'i de katı partiküller. Şimdi biz hep hava yakıt karışımı diyoruz, AFR diyoruz, Air Fuel Ratio diyoruz. Eğer karışımımız bizim fakir olursa, fakir ne demek? Yakıt az, hava çok. NOx gazımız artıyor. Eğer karışımımız zengin olursa, yani yakıt, hava yakıt karışım oranında yakıtımız fazla, havamız az olursa da, yani zengin karışımımız olursa da hidrokarbonumuz ve karbon monoksitimiz artıyor. Burada kimyasal tepkimeler giriyor ama yakıtta hidrokarbon daha fazla olduğu için zengin de kabaca aklınıza kalması için diyorum hidrokarbon daha fazla ve karbon monoksit artıyor diyebiliriz.
Şimdi yanma sonrası bizim bu partiküllerden de iki tane partiküllerden bahsedeceğiz. Birisi soot, kurum ya da is diyebiliriz. Bir tanesi de ash yani kül. Burada soot rejene edilebilir. Dizelde de, benzinde de rejenerasyon soot ile olur. Bu ash dediğimiz kül miktarı ise rejenere edilemez. Hangi sıcaklıklara çıkılırsa çıkılsın o partikül filtresinde kalacaktır. Bu ya sökülüp temizlendikten sonra bundan kurtulacağız ya da partikül filtresini değiştirmemiz gerekiyor. Oil ash yani kül miktarı rejenere edilemez. İsterse egzoz sıcaklığınız 1200-1300 derece olsun bunu rejenere edemezsiniz. Bizim burada rejenere ettiğimiz soot, kurum ya da is. Şimdi gelin bunlardan bahsedelim. Bunları SSP'den aldım. Volkswagen Self Study Program 1.4 TSI için bir yayınlanmış oldu. Bir PDF'den aldım. Arkadaşlar kurum parçaları genellikle karbon parçalarından oluşuyor. Yakıtın içerisinde bulunan karbonun tamamen yanamaması sonucunda oluşuyor bu. Burada boyutundan da bahsetmiş bize. Yani 0.05 mikrometreden biraz daha büyüktür diyor. Düzgün bir formu yok. Küçük, büyük yani. En büyük yeri 1 mikron, en küçük yeri de 0.05 mikron gibi diyebiliriz. Ve bunun büyüklükleri dizelde de, benzinde de aynı. Burada yanma sonucu çıkan bu kurum parçaları, soot ya da kül partikülleri dizel partikül filtresi ya da petrol partikül filtresine depolanıyor. Şimdi gelelim küle. Oil ash dedik. Kurum, soot partiküllerine göre daha büyük yapıdalar. Benzinli araçlarda kül oluşumu motor yağın içerisinde bulunan katkılardan kaynaklanır. Araçlar az da olsa yağ yakıyor arkadaşlar. Dizelde, benzinli de olsa yağ yakıyor ve bu oil ash külün oluşumunun en büyük nedeni yağ. O yüzden mesela dizel partikül filtresi uyumlu yağ arıyorduk eskiden hepimiz. Şimdi petrol partikül filtresi yağ da aramamız lazım. Daha doğrusu yağımızı kullanırken Volkswagen standartlarına uygun yağ aramamızın sebeplerinden birisi bu. Çünkü kül miktarı, içindeki katkılardaki kül miktarları fazla olursa araba daha fazla dolacak ve partikül filtresinin ömrü çok daha kısa olacaktır. Bu arada nasıl mesela yağ kabaca yanıyor? Arabanın motoru yağ yakıyor ama başka ne de yağ yakıyor? Bizim karter havalandırmamız var. Oil catch can tank takarlar mesela. Burada karter havalandırmasından buharlaşan yağ da tekrar turbodan motora gönderildiği için burada da bizim bir kül miktarımız oluşuyor. Krank havalandırmasından başladık, söyledik. Soot partikülleri rejenerasyon ile otto partikül filtresinde ya da petrol partikül filtresinde yakılabilirken ash partikülleri geri dönüştürülemez ve rejenere edilemez. Partikül içinde hapsedilir. Son jenerasyon Volkswagen onaylı yağlar çok düşük kül miktarına sahip. Bu yüzden Volkswagen onaylı yağ kullanmamız bizim önemli. Eğer Volkswagen şimdi 530 diyoruz, düzgün bir markaya bakıyoruz ama burada Volkswagen'in kullanma kitapçığında da yazar aracınızın, atıyorum SA504, salladım şu an rakamları ezberimde değil hatırlamıyorum. Bunu karşılamıyorsa bilin ki sizin aracınızın motoruna uyumlu bir yağ değil. Yağ kötüdür demiyorum, belki de kül miktarı fazla olduğu için uyumlu değil. Şimdi petrol partikül filtresi ve katalitik konvektör. Şimdi şöyle göstereyim. İlk önce petrol partikül filtremiz var. Burada bir esnek, egzozun ısınıp soğudukça genleşmesi sağlayan flex yani esnek bir yer var. Sonra bir katalizör daha var. Yani benzinli araçta ne yapıyor? Petrol partikül filtresinden geçip bir de en son katalizörden geçiyor. Burada sensörlerini görebilirsiniz. Lambda sensörleri var. GX10 dediği ilk çıkış. GX7 dediği de petrol partikül filtresinden geçtikten sonraki lambda sensörü. Dediğim gibi burada hemen turbo çıkışına yani egzoz çıkışına yerleştirilmiş. Bu sıcaklıkları optimum tutmak için hemen rejenerasyon daha basit olsun diye yol uzadıkça daha uzağa konuldukça egzoz sıcaklığı soğuyor ve rejenerasyon olma ihtimali de daha doğrusu pasif rejenerasyon ve aktif rejenerasyon biraz da verimsiz gerçekleşiyor. Şimdi bu petrol partikül filtresinin dizaynından bahsedelim biraz size. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi kabaca içini böyle bir göstermişler. Tabii ki şekli böyle değil ama SSP'de bu şekilde anlatmış. Ben de oradan aldım. Petrol partikül filtresinin seramik gövdesi kordiyeritten yapılmış. Dedim ki ben bu kordiyeritin ne olduğunu bilmiyorum. Google'da biraz araştırma yaptığımda kordiyerit seramikleri çok düşük termal genleşme katsayısı ve mükemmel termal şok dayanımı, düşük dielektrik sabiti, yüksek termal ve kimyasal kararlılığa sahiptir diyor. Bu malzeme hem kimyasal tepkim olmasını sağlıyor. Hem genleşme, yani termal genleşme katsayısı sıcaklıkla genleşme katsayısından bahsediyor. Hani çok ısınınca çok genleşmiyor, çok soğuyunca çok büzüşmüyor.
Termal şok dayanımı da bir anda böyle çok hızlı sıcaklık değişimlerine de dayanıklılığı çok fazla. Kimyasal kararlılığı da gayet iyi olduğu için bunu kullanmışlar. Ayrıca palladium ve rodyum ile de bunlar kaplı. Dizel partikül filtresi videomu izlediyseniz bunlar okside edebilmek için bir kimyasal tepkime sağlıyor. O yüzden bunlar değerli parçalar. Dizel partikül filtresi ve petrol partikül filtresi de o yüzden hem sıfır olarak hem servis olarak pahalılar. Bunlar ne yapıyor? Zararlı gazları okside ederek daha zararsız hale getiriyorlar. Bunu nasıl algılıyor araba? İçinde bir algoritması var. Elektron kontrol ünitesi. Petrol partikül filtresi öncesi ve sonrasında lambda sensörü sürekli ölçüm yapıyor. Karışım oranını hesaplıyor ve gerekli bilgileri elektron kontrol ünitesine iletiyor. Bunu niye yaptığını söyleyeceğim. İleride de bahsedeceğim. Mesela araba soğuk çalıştırdığınızda cold start yapıyor. Cold start da hafif kapalı bir garajda çalıştırırsanız koku da duyabilirsiniz. Cold start'ta devrin yüksek olmasının sebebi arabayı zenginle çalıştırıyor. Zenginle de stop etmesin diye devri yükseltiyor. Mesela bu gibi durumlarda lambda sensörleri hemen kendini ayarlayıp diyor ki evet ben cold start yapıyorum, zenginle çalışayım gibi gibi gibi. Şimdi buradan biraz daha aşağı inelim. Nasıl oluyor bu partikül filtresinin rejenerasyonu? Benzinli araçlarda partiküller genellikle ilk çalıştırmada oluşuyor arkadaşlar. Cold start'ta oluşuyor. Çünkü zengin karışım cold start'ta gerçekleşiyor. Araba soğukta çalışabilmesi için zengin karışımı alıyor kendine. Zenginde olduğunda da dediğimiz gibi en fazla partikülü burada üretiyor. Buraya kadar hemfikir olduk. 3 şekilde rejenerasyon oluyor. 1. Pasif rejenerasyon, 2. Aktif rejenerasyon, 3. Servis rejenerasyonu. Dizelle aynı. Pasif rejenerasyon, siz normal otoban kullanımında, seri kullanımında egzoz gazı sıcaklığınız arttığınızda oil ash demiyorum, bakın kül miktarı rejenere edilemiyordu. İçinde hapsoluyor ve sonsuza kadar duruyordu. Belli bir limitten sonra o yüzden dizel partikül filtresini yıkamamız ya da değiştirmemiz gerekiyordu. Burada rejenere edeceğimiz şey su, kül ya da kurum mu diyebilirim? Kül miktarı ya da kurum diyebiliriz. Kül değil, kurum diyebiliriz. Elektron kontrol ünitesi içeri emilen havanın sıcaklığı, soğutma suyunun sıcaklığını, motor devrini, motor yugi gibi algoritmaları hesaplayıp bu elektron kontrol ünitesine bir algoritma girilmiş. Lambda sensörleri tamamen ölçüyor. Bu algoritmadan ne kadar oil ash ve soot oluşturduğunu kendisi hesaplıyor. Kül miktarım benim bu kadar diye kendi algoritmasını araba hesapladıktan sonra koyuyor. Benim içeride oluşan soot miktarım da bu kadar diyor. Bu oil ash ne oluyor? Hesaplıyor. Artık toplam doluluk oranına gelince arıza ışığı yakıyor. Bu yaklaşık benzinde bence 300-400 bin kilometre falandır. Soot da yine hesaplıyor. Diyor ki ben diyor artık belli bir doluluğa oldum. Rejenerasyon yapayım. Pasif rejenerasyon yetmezse de aktif rejenerasyon yapıyor. Burada niye içeri çekilen havanın sıcaklığı falan önemli? Dediğim gibi cold start uzun mu sürecek, kısa mı sürecek, daha uzun sürdüyse ona göre hesaplamalarını yapıyor. Böyle bir fotoğraf var. Pasif rejenerasyon normal sürüşte gerçekleşiyor. Aktif rejenerasyonda araba kendisi aktif bir şekilde ben diyor pasif yapamadım aktif yapayım diyor. Bir de servis rejenerasyonu var en sağda workshop regeneration dedi. Burada da arıza ışığı, partikül filtresi ışığı ve EPC ışığını yakarak arabayı limp moda yani acil durum modu diyebiliriz. Koruma modunu alıyor. Yani gaza bassanız da o kadar gitmiyor zarar vermemesi için. Servise gidip bilgisayarla rejenerasyon yapmanız gerekiyor. Arkadaşlar pasif rejenerasyon bu kadar hazırladım. Biraz da okuyayım size. Otoban ve yüksek yük altında olan sürüşlerde 600 derecelere yaklaşan egzoz gazı sıcaklıklarıyla birlikte is, su tepkimeye girerek rejenere edilir. Ya tepkime dedi oksidasyona uğruyor. Elektronun kontrol ünitesinin müdahalesi yoktur. Elektron kontrol ünitesi egzoz gazı sıcaklığını artırmak için hiçbir şey yapmıyor. Bunu yapmadığı için tamamen kendi kendine o içindeki palladium ıvır zıvır yani bahsettiğim o metallerle tepkimeye girerek okside ederek temizliğini gerçekleşiyor. Aktif rejenerasyonda kül miktarının yakılacağı kadar pasif rejenerasyon yapılmaz ise mesela sürekli şehir içi kullanıyorsunuz. Kışın sürekli cold start yapıyor araba. Depo ışığınız sürekli yanıyor. Arka planda bir arızanız var. Arabayı yaptırmadan hala devam ediyorsunuz. Bu gibi durumlarda mesela pasif rejenerasyon da yaptıramayacak kadar da düşük hızlarda kullandınız. Aktif rejenerasyona birikiyor. Belli bir süre sonra aktif rejenerasyon başlıyor. Aktif rejenerasyonda da gösterge panelinde partikül ışığı yanıyor. Yukarıda görebilirsiniz.
Sürücü bilgilendiriliyor. Orada genelde parçacık partikülü lütfen kullanma kılavuzunu okuyun tarzı bir şey yazıyor. Kullanma kılavuzunu okuduğunuzda da diyor ki bu durumlarda ışık sürene kadar sürün diyor. Servis rejenerasyonunda mesela ekranda bizim ışığımız yandı, partikül ışığımız, ama hala biz bunu rejenere edemedik. O zaman diyor ki kardeşim ben diyor artık diyor filtreye zarar vereceğim. Sen beni rejenerasyonda yapamıyorsun aktif. Hemen limp moda, acil durum moduna gidiyor. EPC, motor arıza, her şey yanıyor. Servise gideceksin diyor. Servise de bilgisayarla bu rejenerasyon yapılması gerekiyor. Şimdi birikim seviyelerine bakalım. Şimdi arkadaşlar, tablolarda yazan yüzde oranına göre pasif, aktif ve servis rejenerasyonu yapılır. Gerekli yüzdelik orana gelinmese bile güvenlik amaçlı her 2000 km'de bir aktif rejenerasyon yapılır. Yani aktif rejenerasyon olacak dolula gelmese bile araba diyor ki ben şey yapayım diyor. Arada bir kontrol amaçlı 2000 km'de bir aktif rejenerasyon yapayım diyor. Dizelde de 750 km'de bir yapıyor bunu. Hani hiç o suut dediğimiz miktar belli bir doluluk oranına gelmese bile dizel diyor ki ben 750 km'de bir rejenerasyon yapayım. Benzinli de 2000 km'de bir yapıyor. Burada doluluk oranlarına göre görebiliyorsunuz arkadaşlar. Yani %15'e kadar araba normal hiçbir şey yapmıyor. Pasif rejenerasyonla azalttığını azaltıyor, ama atıyorum pasif rejenerasyon olmuyor. %15'in üstüne çıktığında da kendisi aktif rejenerasyon yapıyor. %55 civarında olduğunda diyor ki ben şey yapayım diyor. Motor arıza ışığı değil de sadece partikül filtresi ışığını yakayım diyor. Beni sadece sürsün diyor. Sürdükten sonra da ben rejenerasyonumu bitireyim diyor. Ama ışık yandı, hala böyle arka planda dediğim gibi arızamız var, yakıt almadık, bilmem ne bir şey yapmadık. Bu gibi bir durumda diyor ki biz şey yapalım, motor arıza ışığını da yakalım, EPC ışığını da yakalım, limp modunu da alayım diyor. Meaning reduction in power diyor. Yani gücünü kısayım ben arabanın diyor, filtreye zarar vermesin diyor. Eğer siz hala %100'e giderseniz de, ya da benzinde ne kadar olur bilmiyorum ama 400-500 bin kilometre yapıp bunu doldurursanız ya da ters bir durum yaşanırsa da filtreyi değiştirin diyor. Aktif rejenerasyon sırasında ne yapıyor? Aktif rejenerasyon sırasında kabaca arabanın yapmak istediği şey egzoz gazı sıcaklığını yüksekte tutmak. Yüksekte tutsun ki orada kimyasal tepkime gerçekleşsin, soğut miktarında yaksın, götürsün. Burada start-stop sistemi ve ACT geçici olarak varsa araçta bunlar kapatıyor. Start-stop'u niye kapatıyor? Araba soğumasın diye. Aktif silindir kontrolünde verimlilik buradaki esas amacımız değil. Bizim egzoz gazı sıcaklığını artırmamız. Rolanti 1000 RPM'e geliyor. Eğer partikül ışığı yanıyorsa da 1400 RPM'e kadar rolantide durabilir araba. Ve aktif rejenerasyonda da 1450-1500 RPM'e getiriyor. Gittikçe artırdığı durumlarda olabiliyor. Burada esas amaç dediğim gibi araç ışıkta dursanız dahi, bir şey olsa dahi arabanın soğumasını engelleyip egzoz sıcaklığını yüksek tutabilmek için RPM'i kendisi yapıyor. Işığınız yandığında da 50-120 km arasında ışık sönene kadar sürmeniz gerekiyor. Bu doluluk oranına göre değişiyor. 5 ila 20 dakika içerisinde sönecektir. Böyle dizel partikül filtresi videomu izleyebilirsiniz. Bir de burada benzin ve dizelin farklılıklarını da gösterip videoyu burada kapatmak istiyorum. Sol tarafta dizel partikül filtresini görebiliyorsunuz. En üstte sadece katalizör var. Oxidizing katalizör, katalitik konvektör diyor. Altında dizel partikül filtresi var. Bir taraftan egzoz çıkışı var. Bir taraftan da EGR'ye geçtiği yer var. Bu ikinci nesil 1.6 TDI. EA288 için konuşabiliriz, soldaki DPF için. Bu bir nebze iyi çünkü hem katalizörden hem DPF'den geçtikten sonra EGR'ye gittiği için EGR sorunları, içindeki mekanik bir parça var, plastik dişli, bozulmazsa genellikle çok zor oluyor ve motorun içini kurum doldurmuyor. Çünkü hem katalizörden hem partikülden geçtikten sonra gazı tekrar motora veriyor. Sağ tarafta da petrol partikül filtresi, yani benzinli araçlarda olanları görebilirsiniz. Bunların ortak ve farklı yanlarını da şöyle size okuyayım. Arkadaşlar, dizel ve benzinin ortak yanlarının ikisine de soot, is ve ash oluşuyor, yani kül oluşuyor. Oluşan partikül boyutları da benzer. Aktif ve pasif olarak rejenerasyon ikisinde de gerçekleşiyor. Soot dediğimiz is oksidasyonla rejenere edilebilirken ikisinde de, dizel ve benzinli de, kül yani oil ash iki sistemde rejenere edilemez ve içinde hapsolur. Şöyle söyleyeyim, dizel için 300 bin kilometre diyebilirim. Çünkü birebir 300 bin kilometreye gelen 1.6 TDI arkadaşım da 80 mg maksimum doluluk oranına ulaştı. Oil ash için konuşuyorum, soot için konuşmuyorum. Kül miktarı ikisi de düşük oranlı yağ kullanılıyor. Aktif rejenerasyon şekilleri aynıdır. Yani ikisi de birebir egzoz sıcaklığını artırmaya çalışıyor. Tabii ki dizelde post injection yapıyor, farklı algoritmalarla çalışıyor. Benzinde de farklı ama kabaca yapmak istedikleri şey aynı.
Aktif rejenerasyon yetersiz kaldığında ikisi de servis rejenerasyonu istiyor. Yani bu arada da koruma, limp moduna düşüyor araba. Farklı yanları, dizel motorlarda tabii ki kirli olduğu için dizeller, yani dörtlü dizel falan da yurt dışında bayağı dalga geçiyorlar. Dizel motorlar çok daha fazla soğut partikülü üretiyor. Benzinli de genellikle cold start'ta, soğuk dış sıcaklık, soğuk motor sıcaklığında partiküller üretilirken dizel motor çalıştığı süre boyunca partikül üretir. Yani otobanda gazlasanız da, normal sürseniz de, otobanda gazlarken egzoz sıcaklığınız çok fazladır, üretir, hop okside eder. Yani rejenerasyon yapar, pasif bir şekilde gider ama sürekli üretiyor. Benzinli de genellikle cold start, hava çok soğuk olduğunda o hani zengin karışımda partiküller oluşuyor. Yani zaten %0.005'ti. Bir de dizel araçta rejenerasyon için gereken sıcaklığa ulaşmak daha zor, benzinde daha basit. Rejenerasyon sırasında fazla hava ile okside olma işlemi dizelde daha basit. Çünkü dizelde daha fazla havamız var içeride. Çünkü her zaman yeterli oksijen vardır. Benzinli de oksijen miktarı daha azdır. Aslında bunu şöyle anlatabilirim. Euro 6, Euro 5 işte son ilk çıkan Golf 7'ler falan da diyebiliriz. Euro 5'in son nesli. Özellikle Euro 6 D normlarını karşılayan dizeller gerçekten dehşet basınçlar basıyor. Orijinal olarak da yani hava yeterince fazla göndermenin sebebi de dediğim gibi hem bu rejenerasyonu yapmak hem de daha az yakıt, daha fazla havayla daha iyi bir yanma sağlamaya çalışıyorlar. Benzinin de oksijen miktarı daha az, kısmen okside olması biraz daha zor oluyor. 0 kilometre bir dizel aldığınızda, mesela benim Leon'da oldu bu, bunu biliyordum, farkındaydım, normalde kimse fark etmemiştir. 0 kilometre bir dizel aldığınızda yakıtınız doluysa 100 kilometrede bir çat rejenerasyon başlar daha sıfır arabada. Benzinde böyle bir şey yapmıyor. Bu çok ince ayrıntı, ben de bilmiyordum. SSB'de yazıyor diye ben de buraya not aldım. Servis bakımlarında 180 bin bakımında oil eşi, yani kül miktarını dizelle kontrol edin yazıyor. Servisler ne kadar ediyor bunu bilmiyorum. Benzinde böyle bir şey yazmamış Volkswagen. Benim anlatacaklarım bu kadardı. Umarım bir aklınıza fikir oluşturmuştur. Yani biz BMW B48 motorlarda iptal edilmesini öneriyoruz. %0.005 partikül oranı var. Normalde her şekilde, dizelde zaten asla önermiyoruz emisyonu arttığı için. Ve gerek duymuyoruz duman attırmadığımız için. BMW'de iptal öneriyoruz. VAC grubunda yerleşimi gayet iyi, aktif rejenerasyon yaptığı için ve pasif rejenerasyon da gayet düzgün yapabildiği için bunda egzoz sesi istiyorsanız yapın. Ama bizim tavsiyemiz, en azından benim kendi kişisel tavsiyem yapmamanızdır. Bu şekilde artık benzinler de pahalı bir hal alıyor. Size bir anlatmak istedim. Bununla ilgili çok da bir video yoktu. Bunun bize geri dönüşleri ne oluyor? Ülkemizde tabii çok böyle araba göremiyoruz ama ancak YouTube'dan izleyebiliyoruz. Yurt dışında bu atıyorum Golf 8 R'lar, yeni böyle RS6'lar, artık egzoz sesleri çok fazla değil fark ettiyseniz. Orada maalesef petrol partikül filtresine sahip olanların sesi daha da azalıyor. Çünkü eskiden sadece katalizör varken şimdi hem petrol partikül filtresi hem katalizör gibi şeyler fazla olduğu için de artık çok güzel egzoz sesleri duyamıyoruz. Benim aktaracaklarım bu kadardı. Umarım fikir vermiştir size. Gayet güzel bir video olduğunu düşünüyorum. Merak edenler için her şeyin cevabı burada. Daha fazla bilgi almak istiyorsanız da internette kendiniz de araştırabilirsiniz. Ben tamamen İngilizce'den Türkçe'ye çevirip oradan da fotoğraflar aldım. Sizin için bir Word'e yazdım bunu. Volkswagen'in self-study programları, BMW'nin kendi kendileri, yani insanlar öğrensin diye bir sürü PDF paylaşıyorlar. Ya da siz de bulabiliyorsunuz. Oradan öğrenebilirsiniz. Bu videodan bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.